Evet değerli arkadaşlar, cümleten selamun aleyküm. Şu anda Fatih'te Mesih Ali Paşa Camisi'ndeyim. Mesih Ali Paşa Camisi'nin inşası 1585 yılında yazıyor. Buradaki giriş kapısının üstündeki tabelada. Mesih Ali Paşa Camisi'nin avlusuna girdim. Wow, dışarıdan göründüğü gibi değil. İçeriden çok daha güzel. Çok geniş bir şadırvan alanı var. Bu gördüğünüz yerler hep abdest alma yeri. Evet değerli arkadaşlar, Mesih Ali Paşa Camisi'nin banisi Mesih Mehmet Paşa burada bulunuyor. 1592 yılında vefat etmiş. Bu kabirde yatmaktadır. Evet, geçen yıl geldiğimizde restorasyondaydı. Burayı görememiştik. Sultan 3. Murat devri veziri adamlarından Hadım Mesih Mehmet Paşa tarafından 1585 yılında yapılmış bu cami. Kaynaklarda Mimar Sinan'a ait olarak gösterilen esere aslında Mimar Sinan talebesi Davut Ağa tarafından yapılma ihtimali de var deniliyor. Davut Ağa biliyorsunuz Cerrah Mehmet Paşa Camisi'nin de mimarı. Halk arasında Mesih Ali Paşa Camii olarak anılmasının sebebi ise muhtemelen eskiden civarında bulunan eski Ali Paşa Camii ile ilgilidir. Cami tamamen gördüğünüz gibi kesme taştan inşa edilmiş. Duvarların kuşattığı mekanı 8 sütunun desteklediği bir ana kubbe örter. Bu motorlar var ya, bu motorlar. Evet, tekrar edeyim orayı. Kesme taştan inşa edilmiş cami. Duvarların kuşattığı mekanı 8 sütunun desteklediği bir ana kubbe örter. Ana kubbenin etrafında küçük yarım kubbeler, mihrap sofasını kapatan bir yarım kubbe. Mahfillerin üzerinde de üçer küçük kubbe örtülüymüş. Şimdi içeri girip o kubbeleri görmeye çalışalım. Evet, ben şu üzerindeki tahta çatı hatlarını Üsküdar'daki Mihrimah Sultan ve Edirne Kapı'daki Mihrimah Sultan camilerinde görmüştüm. Acaba dedim Mimar Sinan bu tahta çatı altlarını bu iki camide mi uyguladı diye düşünürken şimdi gördüm ki bu tahta çatı altları bu camide de kullanılmış. Yani çatının altına tahta döşenmiş. Evet. Şimdi caminin içine doğru ilerliyoruz. Evet. Cami kesinlikle Mimar Sinan eseri veya talebesinin eseri olduğunu gösteriyor. Evet, caminin içine doğru ilerliyoruz. Evet, dışarıda söylediğim 8 yarım kubbe bir ana kubbeyi destekliyor. Görüyorsunuz.
sağ ve sol tarafta 3 küçük kubbe var. Burada görüyorsunuz 1, 2, 3 ve kıble yönüne göre sol tarafta yine 1, 2, 3 küçük kubbe mevcut. O küçük kubbelerin altında yine şu bizim gördüğümüz duvarın arkasında bir bölüm var. Evet, bu cami kesinlikle Mimar Sinan camilerine çok benziyor. Evet değerli arkadaşlar, bir de şu mihrap tarafına gidelim. O taraftan bakalım. Minberimiz mermer. Yarım kubbe altına denk gelen mihrap bölümü. Bu caminin önündeki caddeden aşağıya inince Vatan Caddesi üzerindeki Emniyet Müdürlüğü binasının oraya iniliyor. Evet. Mihraptan doğru dönüp geriye baktığımızda gördüğümüz görüntü bu. Evet değerli arkadaşlar, Mesih Ali Paşa Camisi'nden hepinize hoşça kalın diyorum. Yalnız şunu da belirteyim ki videoları maalesef izlemiyorsunuz. İzlemenizi umuduyla ben yine de çekiyorum. Evet, tekrar hoşça kalın.